Abbas Güzel, 63 yaşında, Ali Baba Mahallesi, 8. Sokak. Gülhanım Bulut, 89 yaşında, Yiğitler Mahallesi, Kazancılar Caddesi. Neriman Göktepe, 47 yaşında, Mevlana Mahallesi, Azimli Sitesi. Hacı Uzun, Kangal Merkez, Nakil. Ahmet Özdal, Akıncılar Eli Büyük, Nakil. Nafiye Sağlam, Tokat Zile, Nakil. Bizler de 4 Eylül TV olarak vefat edenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Akın Eczanesi, Oğuzlar Parkı karşısı. İçten Eczanesi, Yeni Numune Hastanesi karşısı. Taşan Eczanesi, Atatürk Caddesi, Paşa Camii karşısı. Eylül TV Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız sevgili seyirciler. Tarihler 16 Mart'ı gösteriyor bugün. 16 Mart 2016 günlerden çarşamba. Haber merkezi ekiplerimizin gün boyu derlemiş olduğu haberleri birazdan ekranlarımıza getireceğiz. Ama onun öncesinde dilerseniz ilk olarak gündemden öne çıkan başlıklara hep birlikte bir göz atalım. Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü personeli Şehitler Haftası dolayısıyla Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bulunan garnizon şehitliğini ziyaret etti. İl Sağlık Müdürü Doktor Adil Kaya basın mensuplarıyla bir araya geldiği programda kurumun 2015 yılı yatırımları ve 2016 yılı faaliyetlerini anlattı. Devlet Hastanesi'nin arkasında bulunan Uzun Yol Caddesi'nde trafik akışını rahatlatmak amacıyla başlatılan yol genişletme çalışması otopark sıkıntısı yaşayan sürücülerin engeline takıldı. Mikro havza bazlı meyveciliği geliştirme projesi kapsamında İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ile İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından çiftçilere çok sayıda fidan dağıtılacak. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı araç aydınlatma direğine çarptı. Sürücünün yaralandığı kazada hasar gören direğin devrilmemesi büyük bir faciayı önledi. Ayrıntılar şimdi 4 Eylül TV Ana Haber'de. Efendim Türkiye bugün şehitlerini uğurladı sevgili seyirciler. Adana, Antalya ve Malatya'da baba ocaklarına ateşler düştü. Şehit olan 3 özel harekat polislerimizi memleketlerinde binler uğurladı. Geride ise dul kalan eşler, yetim kalan çocuklar kaldı. Henüz 25 yaşındaydı. Adanalı özel harekat polisi Ebu Bekir Durmuş, Diyarbakır Merkez Bağlar ilçesinde PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada dün şehit oldu. Şehidin cenazesi Doktor Aşkım Tüfekçi, Çukurova Devlet Hastanesi morgundan meslektaşları tarafından alındı. Kiremithane mahallesindeki babasının evine son kez getirildi. 1,5 yıl önce evlendiği eşi Aylin Durmuş, üzerine özel harekat üniformasını giyerek karşıladı. Cenaze aracının sokağa girmesi ardından baba Ahmet Durmuş ile şehidin eşi Aylin Durmuş gözyaşlarına boğuldu. Aylin Durmuş eşinin fotoğrafını dakikalarca sevip öptü. Cenaze helallik alınmasının ardından toprağa verilmek üzere Buruk Mezarlığı'ndaki şehitliğe götürüldü. Şehidin cenazesi Adana İl Müftüsü Arif Gökçe'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından şehitlikte defnedildi. Mardin'in Nusaybin ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen 44 yaşındaki özel harekat polis memuru Kazım Esmer de Antalya'da son yolculuğuna uğurlandı. Mardin Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan törenin ardından cenazesi özel uçakla Antalya'ya getirilen şehit polis Esmer için Uncalı Kent Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Törene Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı.
cenaze aracıyla mezarlığa getirilen Esmer'in cenazesini Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli meslektaşları omuzladı ve şehit polisin son yolculuğuna uğurlanacağı musalla taşına bırakıldı. Mesai arkadaşları Esmer'in tabutunun başında saygı duruşunda bulunurken şehit polisin babası Mehmet Esmer ona destek olmak için kolundan tutanlardan sıyrıldı ve oğlunun fotoğrafını alıp gözyaşları içinde sarıldı. Şehidin tabutuna meslektaşları tarafından gül suyu döküldü. İl müftüsü Osman Artan'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından tören mangası şehit polisin cenazesini aldı ve bir süre sonra Esmer'i son yolculuğunu uğurlamak için mezarlığa gelenlere bıraktı. Şehit polis Esmer'in cenazesi vatandaşların ellerinin üzerinde şehitliğe getirildi. Şehit polis Esmer burada defnedildi. Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen kazada şehit olan Mardin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürü Gaffar Güneş de Baba Ocağı Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin eşi Esin Güneş cenaze töreninde gözyaşı dökerek gitti, benim canım gitti diyerek gözyaşı döktü. Şehidin yakınları da tabuta sarılarak Kürtçe ağıtlar yaktı. İl müftüsü Ümit Çimen'in kıldırdığı cenaze namazının ardından bir süre omuzlarda taşınan şehidin naaşı Taşpınar Mezarlığı'nda toprağa verildi. Sivas Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü personeli 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 101. yıl dönümü ve Şehitler Haftası dolayısıyla Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bulunan Garnizon Şehitliğini ve Şehitler Müzesi'ni ziyaret etti. Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Mustafa Kayış ve beraberindeki kurum personeli, şehit aileleri ve gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Hızal'la birlikte 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 101. yıl dönümü ve Şehitler Haftası dolayısıyla Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bulunan Garnizon Şehitliğini ziyaret etti. Ziyarette Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulunularak şehitler için dua edildi. Birliğimizi ve dirliğimizi bozmaya çalışan hainlere fırsat verme ya Rabbi. Onları ıslah eyle ya Rabbi. Islahları mümkün değil ise El-Kahhar ismi hürmetine kahreyle ya Rabbi. Dua sonrası Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Mustafa Kayış da kurum personeli şehit olan askerlerin mezarlarına karanfil bıraktı. Abi önümüzü kapatıyor. Daha sonra şehit asker ve polislerin kişisel eşyalarının sergilendiği Şehitler Müzesi'ni gezen kurum personeli burada duygusal anlar yaşadı. Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Mustafa Kayış, Şehitler Haftası dolayısıyla böyle bir ziyaret gerçekleştirdiklerini belirterek şunları söyledi. Önümüzdeki Cuma günü Şehitler Günü, şehitlerimizi anma günümüz. Bu vesileyle biz bugünün arefesinde Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nde çalışan şehit ve gazi yakınlarımızla ile birlikte kurum personelimizi buraya gelip şehitlerimizin ruhuna bir Fatiha okumak, bu müzedeki manevi atmosferi teneffüs etmek üzere geldik. Ben tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun diyorum. Mekanları cennet olsun diyorum. Şehitlerimiz şundan emin olsunlar. Bıraktıkları emanet bizlerdedir. Bizler bu emaneti sonuna kadar taşıyacağız. Canımız pahasına sonuna kadar götüreceğiz. Bu vatan bölünmeyecek. Bu bayrak inmeyecek. Bu ezanlar susmayacak. Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Mustafa Hızal ise ilk defa bir kamu kurumunun Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği olarak ortaklaşa bir müze ziyareti programı yaptığına dikkat çekerek şöyle konuştu. İlk defa bir kamu kurum ve kuruluşumuz tarafından Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği olaraktan ortaklaşa yapmış olduğumuz bu Şehitler Müzesi'ni ziyaret edilmesi gerçekten bizleri çok memnun etmiştir. Ben öncelikle başta Sayın Müdürüm ve personeline çok teşekkür ediyorum. Tabii ki Sosyal Güvenlik Kurumumuz bizim şehitlerimiz olduktan sonra bütün ailelerimizin sosyal haklarını
ve gerek maaş gerek sosyal hakları noktasında her türlü destek ve katkılarını her zaman yanlarımızda hissettiğimiz bir kurumumuz. Dolayısıyla bu öncülüğü de öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumumuzdan yapılması gerçekten takdire şayan bir ortam oluştu. Öte yandan Çanakkale Zaferi'nin 101. yıl dönümü ve Şehitler Haftası dolayısıyla Sivas'ta vatani görevini yapan 204 Acemi Er'de Şehitler Müzesi'ni gezdi. Askerlerin müzede sergilenen şehit askerlerin eşyalarını dikkatli bir şekilde incelediği gözlendi. Sivas İl Sağlık Müdürü Doktor Adil Kaya ve İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri basınla kahvaltılı bir programda bir araya geldi. İl Sağlık Müdürlüğü yemekhanesinde düzenlenen programa Kaya Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki çalışmalar hakkında bilgiler vererek başladı. Sivas İl Sağlık Müdürü Doktor Adil Kaya, kurum yemekhanesinde düzenlenen kahvaltılı toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi. İl sağlık hizmetlerinin bütünü açısından böyle bir koordinasyon gerekti. Biz toplantıya Kaya'nın yanı sıra İl Sağlık Müdür Yardımcıları, şube müdürleri de katıldı. Bu da çok önemli bir şey değil ama düşmemesi lazım tabii. Biz bunun analizini yapıyoruz. İl Sağlık Müdürü Doktor Adil Kaya, toplantıda bir sunum yaparak kurumun 2015 yılı yatırımları ve 2016 yılında yapacağı faaliyetlerle ilgili bilgiler verdi. Dönüşümün 3 tane temel taşı var. Birinci olarak dönüşümün başladığı an en başlangıç noktası belki sağlıkta dönüşümün tüm sağlık teşkilatlarının tek çatı altında toplanması. Yani Çalışma Bakanlığı ve o dönemki adıyla Çalışma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı iki ayrı elden yürütülüyordu. Böyle bir imkanda teknolojinin planlanması, yatakların planlanması, kadro, personel kadrosunun planlanmasının çok ciddi sıkıntılar oluyordu. Tek çatı altında toplandıktan sonra bakanlık planlamayı daha doğru ve yerinde yapmaya başladı. Sivas'ta sağlık alanında vatandaşa hizmette saniyelerle yarıştıklarını belirten Kaya, 112 acil sağlık hizmetlerine gelen gereksiz çağrılara dikkat çekerek vatandaşlara uyarılarda bulundu. 112 çağrı merkezi kuruldu. İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak Türkiye'nin 12 ilinde var ama hızla yaygınlaştırılacak. Tüm illerde bu sisteme geçilecek. Gelen çağrılar, 112 adına düşen çağrılara orada analizi yapılıyor çok kısa süre içinde. Bir sonra sağlıkçılara orada 7 gün 24 saat bizim ekibimiz de var. Hem çağrı karşılayanlar hem çağrıyı alıp analizini yapan 2 veya bazen 3 hekim 7 gün 24 saat nöbet tutuyor. Bunun yanında sağlıkçılarımız var, ATT ve paramedikler, olayı yönetenler. Oradan en uygun ekibin o hastaya ulaşması sağlanmaya çalışıyor. Şimdi biz dışarıdan bunun belki önemli bir kısmını halkımız da görmüyor. Basınımıza bunu anlatmamız gerekiyor tabii. Biz bu coğrafyada hastalara en kısa sürede ulaşıp onu hastaneye nakletmektir bizim temel hedefimiz. Sivas Belediyesi'nin trafik akışını rahatlamak amacıyla Devlet Hastanesi'nin arkasında bulunan kalenin duvarlarını yıkarak Uzun Yol Caddesi'nde başlattığı yol genişletme çalışması uyanık sürücülerin engeline takıldı. Yaklaşık 3 ay önce başlatılan caddedeki çalışmalar henüz tamamlanmamış olmasına rağmen bazı sürücüler araçlarını genişletilen alana park ederek adeta kale duvarı gibi bir yapı oluşturup caddedeki trafik akışına da engel oluyorlar. Sivas Belediyesi tarafından Devlet Hastanesi'nin arkasında bulunan Uzun Yol Caddesi'nde trafik akışını rahatlatmak amacıyla başlatılan yol genişletme çalışması kentte otopark sıkıntısı yaşayan sürücülerin engeline takıldı. Belediyenin 2015 yılının Aralık ayında kale duvarlarını yıkarak başlattığı yol genişletme çalışması hava koşulları dolayısıyla henüz tamamlanamazken durumu fırsata çeviren araç sürücüleri ise caddeyi ücretsiz otoparka çevirdi. Sevgili izleyenler, geçtiğimiz Aralık ayında Sivas Devlet Hastanesi arkasında bulunan Uzun Yol Caddesi'nde kale duvarı yıkılarak yol genişletme çalışması yapılmıştı. Şimdilerde ise yıkılan bu alana sürücüler araçlarını park ederek trafikte yine aksamalar meydana geliyor. Bu çalışmaların ne zaman tamamlanacağıysa merak konusu. Çeşitli nedenlerle Sivas Devlet Hastanesi ve bu bölgeye gelen birçok sürücü, şehir merkezinde otopark alanlarının yetersiz olması ve otopark ücretlerinin de %100 artmasıyla Uzun Yol Caddesi'ndeki alanı otopark olarak kullanmaya başladı.
Sürücüler tarafından kalenin eteklerine boydan boya ip gibi dizilen bu araçlar bu alanda adeta bir araba pazarı görüntüsü andırırken bu durumsa yine trafik akışına yansıdı. Daha önce kale duvarları ve yol kenarlarına park edilen araçlar dolayısıyla uzun yol caddesinde ilerlemekte güçlük çeken araç sürücüleri bu kez de uyanık sürücülerin araç duvarı nedeniyle sorun yaşamaya başladı. Uzun yol caddesinde sorun yaşayan sadece araç sürücüleri değil tabii ki. Caddede başlatılan çalışmanın henüz tamamlanmamış olması ve kaldırımların bulunmaması yayaların da can güvenliği açısından tehlike oluşturuyor. Sivas Özel Yurt Müdürlükleri ve İdarecileri Toplantısı bugün gerçekleştirildi. Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Sivas'taki özel yüksek öğrenim öğrenci yurtlarının sorunları düzenlenen toplantıda masaya yatırıldı. Tamam, yemekten önce mi yemekten sonra tarayalım. Sivas Özel Yurt Müdürleri ve İdarecileri Toplantısı gerçekleştirildi. Pariteyi esas alarak yurt açma izni vermelidir. Osman Ağa Konağı'nda gerçekleştirilen toplantıda Sivas'ta bulunan özel yüksek öğrenim öğrenci yurtlarının sorunları ve sıkıntıları görüşüldü. Hizmet ağının yaygınlaşması, erişilebilirliğin her an mümkün olması gibi nedenlerle ve atıl mekanlarının oluşması sebebiyle yönetmelikten çıkarılmalıdır. Düzenlenen toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, Sivas Özel Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtları Geliştirme ve Dayanışma Derneği Başkanı Muammer Çelik, Sivas Maarif Müfettişleri Başkanı Cengiz Atalay, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ahmet Sevim ve Özel Yurt Müdürleri katıldı. Toplantıda konuşan Sivas Özel Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtları Geliştirme ve Dayanışma Derneği Başkanı Muammer Çelik, özel yurtların sorunlarını ve çözüm yollarını düzenledikleri maddelerle açıkladı. Kredi Yurtlar Kurumu'nun işletme maliyetleri özel sektöre oranla yaklaşık iki katı kadardır. Bu durumda mevcut durum bir yönüyle devlete yüktür. Kaldı ki Kredi Yurtlar Kurumu devlete herhangi bir vergi de ödememektedir. Ülke genelinde yüksek öğrenim öğrencilerinin yoğunluk haritası çıkarılarak illere göre öğrenci yatak paritesine göre yurt yatırımı yapılmalıdır. Serbest piyasa ekonomisi kuralları dikkate alındığında Kredi Yurtlar Kurumu'nun kademeli olarak mutlaka özel sektöre devri düşünmelidir. Yetkili bakanlık yurtlara standart koyan ve denetleyen pozisyonda olmalıdır. Mevcut durumda Kredi Yurtlar Kurumu'na yerleşen öğrenci şanslı sayılırken yerleşemeyen öğrenciler mağdur olmakta ve ekonomik koşullarının kısıtlı olması sebebiyle olumsuz ortamlara itilmektedirler. Pansiyon, öğrenci evi, apart, cemaat vesaire gibi. Yukarıda bahsi geçen zorlukların giderilmesi için Kredi Yurtlar Kurumu, Milli Eğitim Bakanlığı belgeli özel yurtlardan hizmet satın alabilir. İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy ise toplantıda görüşülen maddelerin değerlendirileceğini ve sorunlara çözüm noktası aranacağını belirtti. Başkanımızın açıklamış olduğu 13 madde halindeki konuları tek tek değerlendirip ve bunları da bizim de bağlı olduğumuz Milli Eğitim Bakanlığı'na ve Kredi Yurtlar Kurumu'na ulaştırılması için resmi prosedürü de başlatıp bu sorunlarımızın yerelden merkeze doğru iletilmesi için çalışmaları da yapacağız. İnşallah bizim için bu kadar tabii öğrencimiz var. Hem yüksek öğretim öğrencimiz var. Yerine göre tabii biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak yurtlardan sorumlu olduğum için bu bizi ilgilendiriyor. Çocuklarımızın en iyi şekilde barınması, onların gerekli eğitim, yemek ve diğer lojistik hizmetleri alması açısından şehrimizdeki yurtların kapasitesi, kalitesi, donanımı önemli. Biz bunları daha geliştirmek veya daha ileri götürmek için neler yapabileceğimiz burada arkadaşlarla beraber istişare edeceğiz. Efendim, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Mart ayı olan meclis toplantısında kente yeni yapılan alışveriş merkezinin yönetim olarak Kasımpaşa galibiyeti için Sivasspor'a 100 bin lira prim vereceklerini açıklayan Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yıldırım verdikleri sözü bugün yerine getirdi. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Mart ayı olan meclis toplantısında kente yeni yapılan AVM'nin yönetim olarak Kasımpaşa galibiyeti için Sivasspor'a 100 bin lira prim vereceklerini açıklayan Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Yıldırım verdikleri sözü yerine getirdi. Kente yeni yapılan alışveriş merkezinin yönetim kurulu üyeleri Spor Toto Süper Ligi'nde 25. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa'yı kendi evinde 1-0 mağlup ederek 3 puan alan Sivasspor'u takım tesislerinde ziyaret etti.
Tamam. Ziyarette konuşan Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Yıldırım, Sivasspor Kasımpaşa Spor maçı için kırmızı beyazlı ekibin alacağı galibiyet sonrası vereceği moral primi sözünü hatırlatarak verdikleri sözü yerine getirdiklerini söyledi. Hafta Kasımpaşa maçından önce Sivasspor'umuz Kasımpaşa'yı yenmesi halinde Sivas AVM olarak 100 bin TL prim vereceğimizi söylemiştik. Evet, Sivasspor da gerçekten bize çok güzel hediye verdi. Hem Sivas'ımıza hem bize hediye verdi. Biz de o günkü taahhütümüzü yöneticilerimize bugün takdim etmeye geldik. Sivasspor'un Sivas'a kattığı değerleri vurgu yapan Yıldırım, Sivasspor'un lig düşmesi Sivas'ın lig düşmesi demektir dedi. Tabii Sivasspor gerçekten Sivas'ımız için çok önemli. Sivas'ımıza neler getirdiğini biz biliyoruz. Onun için Sivasspor'umuzun bu ligde kalması lazım. Sivasspor'umuz düşmesi demek Sivas'ın lig düşmesi demektir. Bu önemi bizler biliyoruz. Bu hafta sonu Trabzonspor'la deplasmanda yapılacak maça değinen Yıldırım, Sivasspor'un beraberlik ve galibiyet alması durumunda Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu ve meclis üyeleri olarak Sivasspor'a 100 bin TL daha prim vereceklerini söyledi. Bunun dışında bu hafta pazar günü Trabzon'la da bir maçımız var biliyorsunuz. Cumartesi günü. Yine aynı. Bu sefer Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve meclis üyelerimiz olarak Sivasspor'a 100 bin liralık prim bir daha açıklıyoruz burada. Konuşmaların ardından Başkan Yıldırım, 100 bin TL moral primini zarfın içinde Sivasspor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Oflat'a teslim etti. Bizlere çok başarılar yaşattınız. Başarılıyken, nasıl yanınızdayken, başarısız olduğunuz zaman da Sivas halkının aynı desteğe vermesi gerekir. Biz aynı desteğe veriyoruz. Yolunuz açık olsun. Bunu da bu şey olarak da futbolcularımıza size takdim ediyoruz. Sayın Başkanım. Törenin ardından Yıldırım, teknik direktör Mesut Bakkal ve futbolculara tatlı ikram ederek bir süre sohbet etti. Tamam mı? Sağ olun. Çok isterdiniz, çok teşekkür ederiz. Hocam başarılar diliyorum. Burada konuşan teknik direktör Mesut Bakkalsa bu tür ziyaretlerin manevi açıdan kendilerini fazlasıyla motive ettiğini belirtti. Maddi açıdan konuşmak istemiyorum. Manevi açıdan da bizimle beraber olmaları inanılmaz bize güç veriyor. Özellikle okulların gelmesi, işte bu kuruluşların burada olması bize bir güç. Tabii ki aradaki yani bu işin katkısı sadece kulüp tarafından olmaz. Ben hakikaten katkı için de teşekkür ediyorum. Çünkü Sivas'taki yaşayanlar için Sivasspor çok önemli. Sivas'ın birincilikte yaşaması önemli. Sivas İl Özel İdaresi'nin kentte tarımın geliştirilmesi için başlattığı mikro havza bazlı yiyecek meyveciliği geliştirme projesi kapsamında çiftçilere çok sayıda bugün fidan dağıtıldı. Sivas İl Özel İdaresi, kentte tarımın gelişmesi ve çiftçilere yaptığı katkı çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Sivas'ta uygulamaya konulan mikro havza bazlı meyveciliği gelişme projesi kapsamında İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ile İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından çiftçilere çok sayıda fidan dağıtılacak. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Salih Han, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İhsan Arslan ve Özel İdare Tarımsal Hizmetler Müdürü Fahri Keskin'le birlikte İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne ait meyve demonstrasyon bahçesinde fidanların bulunduğu alanı gezdi. Ayhan yaptığı açıklamada mikro havza bazlı meyveciliğe geliştirme projesinin amacının meyveciliğe uygun alanlarda alternatif geçim kaynakları oluşturarak toplu ürün arz edecek üretim alanları oluşturularak üreticilerin refah düzeyinin yükseltilmesi olduğunu söyledi. Sivas İl Özel İdaresi gerekse İl Tarım Müdürlüğümüz olsun beraber hem çiftçilerimizin refah seviyesini artırmak hem alternatif gelirlerini artırmak ve gelir çeşitliliğini ortaya koymak adına çok yoğun bir şekilde çalışmaya devam etmektedir. Bugün dağıtılacak olan bu fidanların toplam 97 bin adet, 62 bin adet ceviz, 12 bin adet kiraz, elma, 12 bin adet elma, 11 bin adet de kayısı olmak üzere toplam 97 bin adet çiftçi katkısıyla beraber bunlar çiftçilerimize buluşturacağız. Sivas'ta meyveciliğin gelişmesi için yoğun bir çaba sürdürdüklerini anlatan Ayhan, çiftçilere yapılan destekleri anlattı. 2008'den itibaren yaklaşık 500 bin adet fidan dağıtımını da gerçekleştirmiş bulunmaktadır. Kurumumuz sadece yol, su, halkçı, kanalizasyon, turizm ve diğer eğitim faaliyetleri yanında
Bu tür bölgesel farklılıkları ortadan kaldıracak, sosyal refahı artıracak, çiftçilerimizin yüzünü güldürecek bu tür projeye de kurumlarımızda ortak çalışma konsepti çerçevesinde gerçekleşmiş bulmaktadır. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İhsan Arslan ise projeye katkı sunan İl Özel İdaresi'ne teşekkür ederek fidanların birkaç gün içerisinde dağıtımına başlanacağını söyledi. Tarımsal projeler için yapılacak 1 liralık yatırımlar, Sayın Valim de bahsetti, yıllık 4 katı olarak alıyoruz. 25 yıllık ömür olduğunu kabul edersek ilimize katkısının ne kadar olacağı daha iyi anlaşılacaktır. Ve meyvecilik sektörü, eğer kapama bahçelerimizi havzalarımızda oluşturduğumuzda iş gücüne ihtiyaç duyacak. Bu da göçü önleme anlamında da büyük bir önem taşıyor. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sivas'ın Ulaş ilçesindeki Vali Lütfü Tuncel Okulu'nda okul yönetiminin dürüstlük dolabı uygulaması Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından takdir belgesiyle ödüllendirildi. Sivas'ın Ulaş ilçesinde Vali Lütfi Tuncel Okulu'nda değerler eğitimi dersi kapsamında öğrencilere doğru davranış öğretmek amacıyla uygulamaya konulan dürüstlük dolabı Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından takdir belgesiyle ödüllendirildi. Sivas Vali Lütfi Tuncel Okulu'na gönderilen takdir belgesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy tarafından Vali Lütfi Baker Ortaokulu Müdürü Ramazan Baker'e takdim edildi. Madem öyle... Sivas Vali Lütfi Tuncel Ortaokulu Müdürü Ramazan Baker, gerçekleştirdikleri projeyi ödüllendiren Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu'na teşekkür etti. Yapmış olduğumuz bu uygulama ülkemizde çok büyük bir yankı buldu. Başbakanlık Etik Kurulu yapmış olduğumuz çalışma Başbakanlık Etik Kurulu tarafından ödüle layık görüldü. Etik bilincinin yerleşmesi, etik kültürünün artması bakımından bize destek olunması için bir takdir belgesi uygun gördüler. Buradan Etik Kurulu'na, Başbakanlık Etik Kurulu'na bize böyle bir ödülü layık gördükleri için çok teşekkür ediyoruz. İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, gerçekleştirilen projenin özgün bir proje olduğunu belirterek önümüzdeki dönemlerde topluma örnek bir davranış biçimi olacağını söyledi. Bu özgün bir proje, çocuklarımızın hem özgüvenlerini geliştirme hem de kendi kendilerini kontrol edebilme, daha sonraki süreçte ise değerler eğitimiyle ilgili olarak da topluma önder olma, örnek olma açısından önemli ve anlamlı bir projeydi. Bu Türkiye'de görmezlikten gelinmedi. Siz iyi bir şey yaptığınız zaman mutlaka insanlar sizi buluyorlar, takdir ediyorlar. Ben Başbakanlık Kamu Etik Kurulu, Yönetim Kurulu üyelerine de çok teşekkür ediyorum. Sivas'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı araç kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü yaralanırken hasar gören aydınlatma direğinin devrilmemesi ise büyük bir faciayı önledi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı araç aydınlatma direğine çarptı. İnönü Bulvarı tren garı karşısında meydana gelen kazada Kümet istikametinden şehir merkezi yönüne gitmekte olan Şükrü Taşkın yönetimindeki araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan araç sürücüsü olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anında aydınlatma direğinde ise hasar oluştu. Aydınlatma direğinin devrilmemesi ise büyük bir tehlikeyi önledi. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine gelen trafik polisleri ise hasar gören aydınlatma direğinin devrilebileceği ihtimali üzerine caddede önlem alarak araç trafiğini kontrollü bir şekilde sağladı. Kaza yapan araç olay yerine çağrılan çekiciyle kaldırılırken hasar gören aydınlatma direğinin onarılması içinse yetkililerin çalışma başlattığı öğrenildi. Hükümet 15 bin yeni polis kadrosuna dair tasarıyı meclis başkanlığına sundu. Tasarının gerekçesi toplumsal ve asayiş olaylarındaki artış olarak gösterildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı'na 15 bin yeni polis memuru kadrosu ihdas edilmesine ilişkin kanun tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Tasarının gerekçesinde devletin en temel görevinin vatandaşların korku ve endişeden uzak, huzur ve güven içinde bir yaşam sürmesini sağlamak olduğu belirtildi.
anayasa ve yasalara uygun olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün sağlanması, kamu düzeninin anayasada yazılı hak ve hürriyetlerinin güvenlik, asayiş ve genel ahlakın korunması, suçun işlenmeden önlenebilmesi için gereken tedbirlerin alınması, suçluların yakalanması ve her türlü suçla mücadelede en büyük sorumluluğun emniyet teşkilatına düştüğü ifade edilerek şunlar kaydedildi. Toplumun huzurunu bozan, korku ve endişeye sebep olan suçların başında asayiş suçları gelmektedir. Bu kapsamda polisin asayiş suçları ile mücadelesinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi, halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde işlenen suçların önlenmesine yönelik olarak sahada aktif görev yapan personel sayısının artırılması gerekmektedir. Ülkemizin konumu itibariyle terörle mücadele birimi olan özel harekat polisinin yanı sıra toplumsal olaylara karşı veya afet sonrası güvenlik tedbirlerinin alınmasında görev yapan çevik kuvvet birimlerimizin yeterli sayıda personele sahip olması önem arz etmektedir. İhtiyacın karşılanamadığı veya acil tedbirlerin alınması gerektiği durumlarda diğer illerden personel takviyesi yapılmakta olup Doğu ve Güneydoğu bölgesinin ülkeme sınırına yakın kesimlerinde göçmen sayılarının artması, buna bağlı olarak toplumsal ve asayiş olaylarında artış meydana gelmesi dolayısıyla özellikle asayiş, çevik kuvvet ve özel harekat birimlerinde çalışan polis memuru sayısının artırılması zaruri hale gelmiştir. Emniyet teşkilatında merkezde 1153 ve taşrada 10.296 olmak üzere toplam 11.449 adet polis memuru kadrosu münhal bulunmaktadır. Polis meslek yüksek okullarında 3.528 ve polis meslek eğitim merkezlerinde 11.000 öğrenci olmak üzere toplam 14.528 öğrencinin 2016 yılında mezun olacak olması, ayrıca 2016 yılı içerisinde 10.000 öğrenci alımının planlanması dolayısıyla Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait mevcut polis memuru kadroları yetersiz kalacaktır. Sivas İl Sağlık Müdürlüğü'nde hasta hakları eğitiminde aktif görev yapan 9 sağlık personeli hasta hakları konusunda Avrupa Örneği adlı Avrupa Birliği projesi kapsamında İtalya, İsviçre ve Almanya'daki hasta hakları eğitimlerini yerinde inceleyecekler. Sivas İl Sağlık Müdürlüğü'nün Avrupa Birliği Bakanlığı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı'nca yürütmekte olduğu Erasmus ana eylem, bir bireylerin öğrenme hareketliliği, yetişkin eğitimi personel hareketliliği projesi kapsamında 2015 yılı teklif çağrısı döneminde sunmuş olduğu hasta hakları eğitiminde Avrupa örneği konulu projesi kabul edildi. Proje kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü'nde hasta hakları eğitiminde aktif görev yapan 9 sağlık personeli üçerli gruplar halinde 20 Mart-2 Nisan tarihleri arasında İtalya, 24 Nisan-7 Mayıs tarihleri arasında İsveç ve 1-14 Mayıs tarihleri arasında Almanya'ya giderek bu ülkelerde uygulanan hasta hakları eğitimlerini yerinde inceleyecek. Avrupa seyahati sonrasında edindikleri bilgileri ve kazanımları sağlık kurumları ile paylaşacak olan sağlık personelleri, farklı kültürlerden öğrendikleri hasta hakları konusundaki bilgilerden uygun olanları kendi çalıştıkları kurumlarda uygulayacak. Sivas Fevzi Paşa Ortaokulu tarafından Çanakkale Zaferi'nin 101. yıl dönümü ve Şehitler Haftası nedeniyle Çanakkale şehitleri için Paşa Camii'nde Mevlid-i Şerif okutuldu. Nüzule! ...18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 101. yıl dönümü ve Şehitler Haftası dolayısıyla Fevzi Paşa İlkokulu tarafından hatim duası ve Mevlid-i Şerif okutuldu. Paşa Camii'deki Mevlid-i Şerif programına İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Harun Tan ve Fevzi Paşa Okul Müdürü Mustafa Demir, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Konuyla ilgili olarak konuşma yapan okul müdürü Mustafa Demir, 3 gün sürecek etkinlikler kapsamında çocuklara vatan, millet, bayrak sevgisini ve vatanın nasıl zorluklarla kazanıldığını aşılamak olduğunu söyleyerek şunları kaydetti. Malumumuz Çanakkale Zaferi'nin 101. yıl dönümü kapsamında çeşitli etkinlikler tertip ettik. Bunlardan bir tanesi de bugün burada bütün geçmiş şehitlerimizin ruhu için Mevlid-i Şerif okutmak, hatim duası okutmak programını tertip etmiş oluyoruz. Burada da amaç sadece
maddi katkı değil, çocuklara işte vatan, millet, bayrak sevgisini aşılamak, bu vatanın kolay vatan olmadığını aşılamak, bunları bütün yaşatmak amaçlı. Gün ışığından daha fazla yararlanabilmek amacıyla saatlerin değişikliğine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı resmi gazetede bugün yayımlandı. Buna göre saatler 27 Mart Pazar günü gece 3'ten itibaren 1 saat ileri alınacak. Türkiye gün ışığından daha fazla faydalanmak amacıyla birçok dünya ülkesiyle birlikte yaz saati uygulamasına geçecek. Mart ayının son pazar günü olan 27 Mart günü saatler gece 3'ü gösterdiğinde 1 saat ileri alınacak. Yaz saat uygulaması ile birlikte memurların mesai saatleri de değişecek. Kış saat uygulaması ile birlikte memurların mesai saatlerini 8-12 ile 12-30-16-30 olarak belirlemişti. Yaz saat uygulaması ile birlikte çalışma saatleri 28 Mart Pazartesi gününden itibaren 8-30-12 ile 13-17 arasında başlayacak. Türkiye'de yaz saati uygulaması ilkbaharda başlıyor ve sonbaharın ortasında bitiyor. 7 ay süresince ileri saat uygulaması yapılıyor. Saat değişiminden beklenen fayda ve tasarruf yaz saati uygulamasında gerçekleşiyor. Bütün bu değişimler Avrupa Birliği'ndeki saat düzenlemesine paralel yapılıyor. Sivas Belediyesi Veteriner Müdürlüğü Yerel Hayvan Koruma Görevlisi adayları için bugün bir eğitim programı düzenledi. Biz su bulmaktan taciz zavallı yaratıklar. Sivas Belediyesi Veteriner Müdürlüğü 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde Sivas İl Hayvanları Koruma Kurulu kararı doğrultusunda yerel hayvan koruma görevlisi olmak isteyen kişilere yönelik eğitim semineri düzenlendi. Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen seminerde veteriner hekimler Yardımcı Doçent Recep Gümüş, Tevfik Cebe, Özcan Karataş, Reyhan Yıldız, Çevre Mühendisi Ayşegül Kömüroğlu ve Doğayı Hayvanları Koruma Derneği İl Temsilcisi Nurten Tezer tarafından katılımcılara ev ve süs hayvanlarının korunmasına dair Avrupa Sözleşmesi 5199 sayılı kanun ve hayvanların korunmasına dair yönetmelik, hayvan davranışı, hayvan bakımı ve beslenmesi, hasta hayvanların tanınması, hayvanların kısırlaştırılması, aşılanması, işaretlenmesi ve sahiplenilmesi hakkında bilgi verildi. Eğitimler kapsamında sokak hayvanları konusunda ilimizde yapılan ve yapılması önerilen çalışmalar hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu. Bültenimize spor haberleri ardından havamızın ve paramızın durumuyla devam ediyoruz. Metropol Spor Kompleksi spor haberlerini sunar. Medikana Sivas Spor 19 Mart Cumartesi günü saat 16'da Hüseyin Avni Aker Stadyumunda Trabzonspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusu ile başladı. Ardından açma germe hareketleri yapan futbolcular daha sonra da pas çalışması yaptı. Hafif sakatlıkları bulunan Atıf Şeşu ile Etzaz Hüseyin takımdan ayrı düz koşu yaptıktan sonra fizyoterapist eşliğinde salonda çalıştı. Metropol Spor Kompleksi spor haberlerini sundu.
Tarihi Mehmet Ali Bey Hamam ve Spor Kompleksi hava durumunu sunar. Mehmet Ali Bey Hamam ve Spor Kompleksi hava durumunu sundu. Bültenimizi burada noktalıyoruz sevgili seyirciler. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına mutlu akşamlar diliyorum. Yarın yine aynı saatte 19.45'te 4 Eylül TV ana haber bülteninde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, bizimle kalın efendim.